Bence bir proje, İsrail arası bir proje olacak. Bir de Başkent Üniversitesi'nden sesim gelmiyor herhalde. Evet, sesimiz gelmiyor. Evet, Başkent Üniversitesi'nden bir adım geçmiş. Kusura bakmayın. Başkent Üniversitesi'nden de bir hocamız var. Birisi biyokimya ana bilimde. İstanbul Üniversitesi'ndekiler de biyokimya ana bilimde. Ön çalışmaları yapmak. Bütçesi oldukça büyük bir çalışma. Tabii gönüllülük kısmına da eğer siz çocuklarınızın bazı değerlerine bakılmak isterseniz ve onay formunu onaylamak isterseniz ölçütleri yapacağız. Biz dedik ki 10, 12 yaş, 13 ve 15 yaş, 17 ve üzeri 3 grup alıp ön çalışmada bunlarca bazı parametrelere bakacağız. Biyokimyasal parametreler ve bazı hormonlara bakacağız. Meraklarınız varsa sorabilirsiniz ama 19 değişik parametreye bakacağız. Ölçümler sonunda sizlere bilgi vereceğiz. Şudur değildir. Şu parametreler gelişmiştir. Şu gelişmektedir. Tabii egzersizin süresiyle olan etkisine de bakacağız. Şu kadar etkilidir ya da değildir gibi sizlere cevaplar vereceğiz. Sorularınız var mı? Kabaca böyle bir şey. Nasıl bir tez konusu ne? Şimdi ya, anladığım kadarıyla bir test, evet, tez geliştiriyorsunuz birlikte, bir çalışmanız var. Bu benim tezim değil, bu proje. Projenin amacı ne işte tam olarak? Projenin 3 değişik amacı var. Ön aşamadaki, ön çalışmadaki amacımız büyümenin mi etkisi yoksa egzersizin mi etkisi var? Egzersizin yararı nedir? Metabolik bazı değerler üzerine. Ona bakacağız öncelikle ve burada 19 değişik parametre var. Peki öncelikle sağlık durumlarına bakıyor musunuz? Yani? Aynen öyle. Önce doktorumuz zaten gelecek hocalarımızdan birisi hekim muayene ederek. Aynen. Zaten onan formlarını okuduğunuz zaman o tip bilgiler var içinde. Ona göre eleme usulüne de gidilecektir. Projenin süresi ne kadar? Ön çalışma için yapacağımız proje bir hafta 10 gün içinde kanları alıp değerlendireceğiz. Tekrar nasıl yapacaksınız? Yani toplam süresi ne kadar? 1 yıl, 2 yıl ne kadar takip edecek? 1 yılı bulacak. 1 yılı geçer. Kaç kere göre? Ön çalışmada bir kez alınacak. Ama sonra 3 ayrı gruptan alınacak ama takip eden çalışmalarda sezon öncesi, ortası ve sonu şeklinde yapacağımız ölçümler var. Bir tanesinde de tek yüklenimlik. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Recep ben. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sayın Veliler. Evet. Şöyle ben yine hocam sizi alayım şöyle kısım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kayda da alınıyor. Kayda da alıyoruz hocam, evet. Sen makyajımı tavsiye. Hocam beni çok güzelsiniz, sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Hocam ne anlattı bilmiyorum. Biraz giriş yaptım giriş. Hocam. Siz evet, devam edin. Ben de çok güzelim. Sonuçlara göre ben diğer spor dallarına uygundur değildir diye yönlendirme yapılabilecek mi yoksa sadece çocuğun gelişimiyle ilgili evet, parametreler? Evet, aynen öyle. Yani herkes duysun diye daha yüksek sesle söyleyeyim. Soru şu, bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre çocuklarınızın herhangi bir spor dalında hangi düzeyde çalışma yapmaları gerektiği konusunda bir sonuca varacak mısınız? Şimdi bilimsel çalışmalar bir resmin tamamını maalesef göstermez. Ne yaparsınız? O resmin küçük bir parçasını siz yaparsınız. Bir parçasını bir başkası yapar, bir parçasını bir başkası yapar. Dünyanın her tarafından bu bilgiler toplamak istediğinde bir sonuca bu sonuçlar genellenir. Ancak o yapılan farklı çalışmaların bir araya gelmesiyle elde edilebilir. Sizin istediğiniz ne? Bu çalışmadan çıkan sonuçlar
böyle bir sonucun elde edilmesine katkı sağlayacak. Biz sadece var olan mevcut çalışmayla kesin kanıtlara ya da kesin sonuçlara var mı takdir? Hayır. Bu bir ön çalışma, hocam anlatmış. Ön çalışmanın devamında yapılacak daha büyük organizasyon. Binlerce çeşitli çalışmalardan belli bir sonuca varılması iyiydi. Hemen Hemen şöyle anlatayım onu. Bizim yapacağımız şeyi hocam anlatmıştır muhtemelen ama bir tekrar yapalım. Çocuklardan aldığımız kanlarda antioksidanlar ve çocuklarda bir takım zararlara, hücresel zarar, bedensel gördüğü zararlardan bahsediyoruz. Hücresel zararlara, sebebiyetlerle olasılığı bilinen serbest radikallere ilişkisini anlatıyoruz. Buradan elde edildiğimiz sonuçlar bize şunu gösteriyor. Çocuklar hangi spor dalında, adolesan ya da belli yaş grubunda, hangi spor dalında, hangi düzeyde, hangi ağırlıkta egzersiz yaparlarsa, bu yaptıkları egzersizler onlara daha az zarar verir. Evet, bir takım demokratik sorular o soracağımız demografik değerlendirmeleri için bir takım başka parametrelerde sorgulanacak. Kaç yaşındasın, kaç kilosun, işte efendim boyun, ne kadar, son dönemlerdeki beslenme rejiminde birkaç soru. Fakat bütün bunların yanında, şunu da söyleyeyim, her parametreyi aynı anda herhangi bir bilimsel çalışmada bir arada toplamak mümkün değil. Bu nedenle bu parametrelerden bir kısmını siz çalışırsınız. Bir kısmını bir başkası çalışır. Ve bunları bir araya getirerek çalışırsınız. Bu nedenle tam büyük ölçüde, tam kontrolü çalışmaların yapılması hayat boyu süren müddetin değerlendirmeleri gerekir. Öyle bir gücümüz yok. Ne öyle bir maddi gücümüz var, ne öyle bir insan gücümüz var. Nereye yaşıyoruz? Ama dünyanın hiçbir yerinde de bu büyüklükte bizim tahayyül ettiğimiz doğrudan doğruya hemen çalışacağız. Mümkün değil. Öyle bir kaynak. Tezli ama eğer böyle bir amacımız olsa, bir asistanımıza böyle bir konuyu araştırma olarak vermiş olsaydık, evet, tez olur. Başka sorusunuz ne? Ben aldım, özür diliyorum. Şeyi elime, mikrofonu elime. Kusura bakmayın. Çalışmaya katılırsak bilime bir katkımız olacak. Bu çok güzel. Aynen. Bununla birlikte çocuğuma katkısı verir. Peki. Bireysel olarak hiç kimseye bir katkısı yok. Bana da. İşin aslına bakarsınız. Ama bu bir sosyal sorumluluk gibi düşünelim. Bütün dünya insanlarına katkıda bulunacak bir çalışma. Bilime bir katkı yapmaya çalıştığımız. Proje hemen. Şimdi bir takım kağıtlar getirdik. Biz 60 taneye kadar. Onlar da bir zar ve ona forma. Bu formda bunların hepsini açıkladık. Çok güzel bir soru. Bu proje ben hocam anlatmıştır oraları diye değinmedim. Başlar o zaman müsaade ederseniz açıklamaya çalışalım. Bu proje Çankaya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nin bir ortağı. Çankaya Üniversitesi'nden hocam, Başkent Üniversitesi'nden gittiniz. İstanbul Üniversitesi'nden de biyokimya ana bilim dalından iki hocamız var. İstatistik ana bilim dalından bir hocamız katılıyorlar bu çalışmaya. Çalışmanın herhangi bir destekçisi, ana sponsoru İstanbul Üniversitesi. Bütün laboratuvar değerlendirmelerini ve onunla ilgili maliyeti İstanbul Üniversitesi karşılıyor. İkincisi, işin emek tarafını ve bazı laboratuvar parametrelerini de geriye kalan, hızlıca Ankara'da çalışılması gereken laboratuvar parametrelerinin mali sorumluluğunu Başkent Üniversitesi üstlendiriyor. Çankaya Üniversitesi de projenin aslında müellifi, ilk ortaya çıkmış ve bu ekipleri bir araya getiren organizasyonu yapan. Bu projenin
Hayır, TÜBİTAK bu ön çalışmadan sonra, hemen söyleyeyim. Bu ön çalışmadan sonra biliyorsunuz TÜBİTAK ve diğer Avrupa Birliği projeleri. Belli ön çalışmalar yapıyoruz. Bu ön çalışmalardan elde edilen değerlendirmeler göz önünde bulundurularak bu çalışmanın daha sonraki bir sonraki aşamasında ümit ettiğimiz sayısı tam da bu bir önceki program. TÜBİTAK projesinden aldığımız destekler biraz daha işe büyüdü. Daha sonra da Avrupa Birliği ya da dünyanın başka bir insan tarafından aldığımız destekler daha büyük olduğumuz şu andaki çalıştığımız tek sayısı 60 yurtumuzu, toplam 60 yurtumuzu. Biz bunların bir grubu konsolosluğu olarak egzersiz yapmayan çocuklar, bir grubu da egzersiz yapan çocuklar. Sizin çocuklarınızda olduğu gibi egzersize katılan çocuklar. Nihali anlaşımda egzersizin insanın yaşlanmasına ya da daha genellerse şunları da söyleyebiliriz. Mesela Alzheimer hastalığının önemli nedenlerinden bir tanesi süperoksitler. Bu süperoksitlerin çocukluk çağından başlayarak tüm yaşam boyunca hücre içerisinde meydana getirdikleri atıklar ve bu atıkların insan metabolizması üzerindeki zararlı etkilerini ama bunlar bu şu anda bizim yapacağımız bölüm bir ön çalışma şu anda yapacağımız. Sonraki bölümlerde başka yerlerden parasal destek bulduğumuzda ki onu bulabilmek için bunu yapmak gerekiyor. O parasal desteklerle çok daha büyük ve tüm insanlığa genellenebilir sonuçların ortaya çıkacağı çalışmalar yapmayı ümit ediyoruz. Dünyada bu konuda çok az çalışma yapılmış, yetişkinlerde yapılmış çalışmalar var ama çocuklarda yapılmış çalışma hiç yok. Bu da dünyada nadir yapılmış bir çalışma. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz ama sizlerden şöyle bir çocuklar için bunu yapmak, yetişkinlerde bunu yapmak daha makul ve kolay. Belli bir dönem, belli bir diyete bulmalıyız. O diyeti uyguladıktan sonra kontrol grubuyla karşılaştırabilirsiniz. Ama çocuklardan buna böyle kontrol altında olması mümkün olmayan farklı kültürel yapılardan, farklı beslenme alışkanlıklarından gelen bir grupta böyle bir kontrol yapmak mümkün. Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi nihai tartışmayı yazarken yazısını verirken söyleyeceğiniz şeylerden bir tanesi de bu. Beslenme ve diyet sadece bir tane değil. Yüzlerce farklı bu konuda etkilerimizi zikredilebilir. Bunlar sadece biz için bu tarafını araştırdık. Bunun dışındakiler ihmal edilmiş bir konu. Tartışma konusu yapılmamış diyor. Şimdi sonuçları elbette ki katılımcılarla paylaşırız. Ne zaman paylaşacağız sonuçları katılımcılarla? Bu bir bilimsel makale haline geldiği zaman, yaklaşık bir yıl kadar zaman olur. Bilimsel makale haline geldiği zaman her birimizde mail adreslerimizi alıp o mail adreslerine bu bilimsel makaleyi atarız. Bu da herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi elbette asıl derdimiz burada yapanlarla yapmayanlar arasındaki farklılık. Ancak tabii şöyle bir parantez içinde şunu da mutlaka söylemekte yarar var. O da bu çalışma, bu ön çalışmadan elde edilecek veriler genellenebilir. Tüm dünyadaki tüm insanlara genellenebilir bir sonuç vermesi mümkün değildir. Ne yapacak? Daha sonra genişleterek bu çalışmayı tüm insanlara genellenebilir bir popülasyon üzerinde çalışmamız söz konusu olacak. O da belki binlerce kişinin uzun süreli kontrollü değerlendirmeleri gerekiyor. Ama tabii bu da ciddi anlamda çok büyük paralar gerektiriyor. O paralara bizim kendi üniversitelerimizin bütçeleri ulaşmak mümkün değil. Ancak işte TÜBİTAK ya da Avrupa Birliği ve kendi dünyanın çeşitli yerlerinde bu tip yatırımlar yapan organizasyonlarla birlikte çalışmak halinde.
Evet. Rastgele seçeceğiz. Rastgele seçeceğiz. Çok güzel. Konu tabii lütfen dağıtın. Yeni başlayanların ne kadar zaman başlamış? Ama bir yıl minimum spor yapıyor olma koşullarımız var. Bir yıldan beri belli bir düzenle düzenli spor yapıyor. Ya da en az 3 gün. Yani bir gün terimiz var. 5 yıl. Ama yeni başlayanlar ideal kaç dalgın spor yapıyorlar? Biz hep burayla konuştuk. Oradan soruları olan var mı? Benim söylediklerim duyulabiliyor mu acaba? Siz duyabiliyor musunuz efendim? Siz duyabiliyor musunuz? Ben tekrar edebilirim burada. O tarafa yaklaşıyorum. Hocam. Buyurun efendim. Şey. Tabii. Başkent Üniversitesi Etik Kurulu'ndan. Şimdi onunla ilgili evrakı dağıtıyorum. Etik Kurulu iznini de ayrıca paylaşacağız. Yok başlangıç. Hocam öğrenciden ilk başlangıçta kan aldım. Bu 12 ay sürecinde başka öğrencinin yükümlülüğü var mı? Hayır. Yok, bu çalışma sefer, için yok. Şimdi için. Araştırmanın dizaynını... Evet, yani... İsterseniz verebilirsiniz, hemen muvaffakat verebilirsiniz. İsterseniz bir müddet düşündükten sonra muvaffakat verebilirsiniz, birkaç gün sonra. Hatta şu anda hemen vermenizi de talep etmeyelim. Eve gidin, sakin rahat rahat bir okuyun. Ondan sonra imzalayıp beyefendiye gönderin. Evet. Kabul edenlerle sadece ücretli. Çalışma ücretli. Şeyler yaştı. Kanlar nerede olacak? Hastanede. Onları okuyun da. Ben de detayları bilmiyorum. Şimdi iki tane temel unsuru vardı. Bir tanesi çocukların gelişim düzeyini tespit edebilmek için muayene yapacağım ben. İkincisi de gelişim düzeylerini klinik olarak tespit ettikten sonra kan alacağım. Arkada. Sadece bir sefer almak. Almayan var mı? Bir de kan alacağım. Teşekkür ederiz. Ne güzel. Böyle olumlu yaklaşım bizim için çok değerli. Teşekkür ediyorum. Hiç kimseye düşen başka bir yükümlülük yok. Sadece rıza vermiş olmam yeterli. Bir de çocuklardan tan alması. Tabii burada önemli bir nokta. Biz çok sayıda kişiden rıza almayı hedefliyoruz. Çünkü burada çocuğun rızası da bizim için çok kıymetli. Çocuğa kan verir misin? Büyükler için sorun yok. 15-16 yaşındakiler zaten bu işe mütemayiller. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama daha küçük çocuklarda vermek istemeyenler olacaktır. Korkanlar olacaktır. Bu nedenle onların elenmesi söz konusu olduğunda geriye kalan grup tamamlanabilmesi için biz tamamlanana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Sayı tamamlanır. Pardon, bu arada Audi arabası olan var mı? Audi. Sadece bazı parametrelere bakıyorum. Zan formunda o parametreleri saymadım. Yaklaşık 25 parametre. Hastanelerinden, üniversite hastanelerinden. Onlar size davet edecekler zaten o şeyden, onayladıktan sonra gideceksiniz, kan vereceksiniz, onlar artık takibini yapacaklar. Bir yıl boyunca takip olup ondan sonra zaten size de bilgileri verecek zaten. Bir yıl boyunca ara ara götürecek misiniz? Yok. Bir kere vardı size haber verecekler zaten. Peki başka sorusu olan var mı? Nedense hep size bakıp soruyorum abi. O zaman sorayım hocam, çocuklardan kolay bir yolu yok, korkuyorlar bundan. Yani bu işin başka bir yolu yok. Yani karmaktan falan halledemiyoruz. Şimdi işi çok tecrübeli, çok tecrübeli bir ekip alacak kanlı. Minimal invazif bir yöntem kullanıyoruz. Küçük çocuklar için çok küçük ultraketler kullanacağız. Ve böylece yani sadece bir sefere mahsus olmak üzere koldaki benden bir kan alınacak. Bu işin başka bir yolu yok. Yani işin hakikaten sizlere anlatmak kadar çocuklara anlatmak yolu da var. Onu da başarmaya çalışacağız. Başkent Üniversitesi'nde. Hocam bir soru daha var.
Buyurunuz efendim. Hocam kusura bakmayın. Bazı bölümde duymadım. Şimdi peki. Çocuklar bir muayene olacak, iki kan alacak. O kadar. Ama bu kanla neye bakılacak hocam? Hemen neyi söyleyeyim. Hemen anlatayım efendim. Kusura bakmayın, gel. Ben o tarafa yaklaşabilirim. Gel hocam, gel. O tarafa dönüp anlattığım için evet, ses duyulmadı çok fazla. Burada özür diliyorum. İsterseniz baştan alıp anlatayım. Kesinlikle önce sorunuza yanıt vereyim. Süperoksitler denilen bir grup hücre içerisinde oksijen radikalleridir bunlar. Bu oksijen radikalleri hücre içerisinde de atıklar olarak kabul edilir. Zarar verici etki. Bu zarar verici etkiyi neden olan, bunların ortaya çıkmasına neden olan pek çok etken var. Hava kirliliği bile buna neden olan etkenlerden bir tanesi. Yediklerimiz, içtiklerimiz, başka bir sürü etken. Ama bunların içerisinde bir tanesi yetişkinlerde yapılmış bir çalışmada net bir şekilde kanıtlanmış ki yüksek düzeyde, belli bir seviyenin üzerinde egzersiz yapılması da bunların miktarını arttırıyor. O zaman şöyle bir soru gündeme geliyor. Acaba biz çocuklarımıza yaptırdığımız egzersizleri hangi seviyede ve düzeyde tutalım ya da hiç yaptırmamak da daha fazla artmasına sebebiyet verir. Bu arada bir dengeyi kurmak mecburiyeti var. Biz bu dengeyi nerede kuracağız? Bu sorunun yanıtını bulmak için bir araştırma planı. Dünyanın her tarafında başka başka araştırmalar bir araya getirilerek buradan net ve nitelikli bir takım sonuçlara ulaşılabilir. Bizim yapacağımız bu az sayıda kişiyle yapacağımız çalışma sadece bir ön çalışma. Bunu bu çalışmayı yaptıktan sonra uluslararası kuruluşlardan bir takım şeyler alarak, grantler, destekler alarak bir çok sayıda kişiyle yapma şansına ulaşmayı ümit ediyoruz. Ana noktamız bu. Kesin bir sonuç sadece bu araştırmadan çıkması mümkün değil. Başka bir sürü araştırmayla birleştirilerek çıkması mümkün. Ama bunu da bir ilk adım olarak görüyoruz. Doğru mu? Nerede dengeleyelim? Dengeyi nerede bulalım? Sorusunun yanıtı. Buyurun. Bana bir şey söyleyeceğim. Başka sorusu olan var mı? Ya da ben duymadım açıklamayı başka şekilde tekrar edin diyen katılımcımız varsa onları... İyi yaşayın. Kabul edersek süreç nasıl işleyecek? Şöyle işleyecek. Biz bir gün ya da birkaç gün arka arkaya geleceğiz. Velinin kabulüne istinaden o çocukla temasa geçeceğiz. Çocuklara anlatacağız neden böyle bir şey yaptığımızı. Çocukların da rızasını aldıktan sonra çocuklardan sadece bir kan alacağız. Ben de muayenelerini yapacağım. Araştırmaya katılmalarına engel herhangi bir durum olmadıklarını, biz de çocukların gelişim düzeylerini belirlemeye yönelik parametrelerini toplayacağım. O parametrelerde işte çocuğun boyu, kilosu, işte vücut gelişim şekli, kas kitlesinin gelişim düzeyi gibi parametrelerdir. Panel kriterleri diye bir şey vardır. Dağıttığımız formun içerisinde onunla ilgili de bir web sitesinin, Türkiye Pediatristler Birliği'nin web sitesinin adresini koydum. Oradan ulaşarak bunların da ne olduğunu görme imkanına sahip olabilirsiniz. Başka sorusu olan, siz yeni geldiniz ama hanım var, yok yok, yok hanım var. Eşiniz var, eşiniz var. Eğer kabul eden görüşürüz, abone olacağız. Çocukların katılmasını bu araştırmaya. Formları bize gönderirseniz de o formları toplu olarak alacağız. Katılanlarınkini ve çocuklarla tekrar bir çocuklara koyuyorum. Bunu tamam. Aldım ben ama öndeki sayfamı amacını anlamadım. Bir de bu eksik ve yazmış. Eksik içerik var formda. Tamam. Hukuki olarak. Tamam. Yani kanların başka bir amaç için kullanılmaması, başka bir yaratık olması konusunda taahhütleri gerekiyor. Tamam. Bunları da basına başlayacağız. Şu an zaten yayına atacağım zaten. Tamam. Tamam. Ama 15 yaşında bir şey olmaz. Bize alınmış.
bu süreçte girişim bulunduğu gibi bizim bakacağımız parametrelerle ilgili herhangi bir sorun başka parametrelerle bir sorunlar olmadığı sürece araştırmaya katılmasını nedeni evet. Ablan henüz bir var. Yok, anladım. Anladım. Şimdi hipotiroidi tek başına bizim için bir engel. Ama hipotiroidiye neden olan diğer başka unsurlar varsa ya da çocuğun gelişiminde beklenenin dışında bir normalin dışında bir farklı oluşuyorsa o zaman biz zaten bu muayenenin amacı burada elenmesi gerekenleri elemek. Onu reddedeceğiz. Almayacağız. Ama eğer reddedilmeyi gerektirecek bir durum yok. Başka sorusu olan var mı? Yok, ben şey dengeli, merak etmeyin. Sorusu olan var mı hocamıza? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz.